ICT Medya TV ekranlarından herkese merhabalar. Mesafeli Röportajlar programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Programımızın bu bölümünde Drone Market Genel Müdürü Serhan Yıldız konuğumuz olacak. Serhan Bey merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun, teşekkür ederiz. Serhan Bey, öncelikle sizden Drone Market hakkında biraz bilgi alabilir miyiz acaba? 2015 yılında öncelikle e-ticaret ile hobi oyuncak drone modellerini müşterilerine sunmak üzere kurulan şirketimiz, kısa bir süre içerisinde hem kişisel hem ticari amaçlı kullanıma yönelik insansı hava araçları, insansı hava aracı, yedek parça ve aksesuar satış yapan, yurt içinde faaliyet gösterse de yurt dışındaki gelişmeleri de yakından takip edip bunu müşterilerine sağlayan Türkiye'nin ilk ileri teknoloji drone platformuna dönüşmüştür. Bu süre içerisinde tabii DJI markasının enterprise ve tarım alanındaki resmi distribütörlüğünü yapmaya başladık. Yine sektörde önemli markalardan Emlit, Chasing, FrySky, SunnySky gibi markaların yine Türkiye resmi distribütörlüğünü yürütüyoruz. Uzman kadromuzda ileri drone teknolojileri çözümleri sunuyoruz. Tarım drone uygulamalarında lider konumda olduğunu söyleyebilirim. Tarım dışında Drone Market Endüstriyel, Drone Market Robotik, Akademi ve haritalı olmak üzere 5 ayrı alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel merkezimiz İstanbul'da bulunuyoruz. Ayrıyeten Sakarya Teknokent yerleşkesinde de bir Ar-Ge ofisimiz var. Faaliyetlerimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Oldukça fazla aslında alana yayılmış ve Türkiye'deki drone piyasasını diyelim, sizin üzerinizden mi gidiyor aslında? Evet evet biraz da öyle diyebiliriz aslında. Özellikle şimdi tabii drone sektörü 3 ana ürün grubu üzerinden ilerliyor. Consumer yani bizim bu daha çok herkesin bildiği oyuncak hobi grubu droneları mevcut. Bunun üzerinde endüstriyel alanda kullanılan enterprise dronelarımız var. Bir de yine endüstrinin içerisinde olup da biraz daha spesifik olan agras yani tarım droneları var. Yani 3 ana ürün grubunda da biz varız ve distribütörlüklerimizi sürdürüyoruz. Müşterilerimize ürünlerimizi sunuyoruz. Farklı bir soru olarak ben aslında şöyle bir soru sormak istiyorum. Drone pazarı Türkiye'de ben de hani bir drone kullanıcısı olarak aslında ben de bir İHA 0 ehliyetim var. Hani amatör seviyede de olsa hobi amaçlı tamamen. Bir drone kullanıcısı olarak Türkiye'de son yıllarda drone'un kullanım alanlarının aslında giderek arttığını ve daha çok insan tarafından kullanıldığını gözlemliyorum. Ama bunun dünyadaki oranlarını da merak ediyorum. Bu konu hakkında bir bilginiz varsa öncelikle bir bunu almak isterim. Bir de tarım dedik, endüstri dedik evet ama en çok Türkiye'de ve dünyada karşılaştırırsak, kıyaslarsak hangi alanda drone kullanımı tercih ediliyor? Esasen global drone pazarı her ne kadar hobi olarak başlasa da 2018 yılından itibaren endüstriyel kullanıma doğru bir eğilim gösterdi. Endüstriyel alanda da dünyada en çok özellikle inşaat, madencilik, enerji, haritalama ve en son özellikle dijital ve akıllı tarımın da belli ciddi bir boyuta ulaşmasıyla beraber tarım alanında ciddi talepler oluştu. Bu anlamda da Türkiye'de de işte tarım alanında biz yaklaşık 2 yıldır, Mart'a itibaren tam 2 yılı doldurduk. Tarım dronlarını satıyoruz. DJI'nin Agras dediğimiz tarım drone modellerini biz Türkiye'ye sunuyoruz. Özellikle dediğim gibi endüstriyel alanda. Tabii kamuda da kullanılıyor. Kamuda da özellikle toplum güvenliği anlamında Emniyet Genel Müdürlükleri ve Jandarma'nın uygulamalarında kullanılıyor herkesin bildiği üzere. Sağlık Bakanlığı'nda da kullanılmaya başlandı. Özellikle sağlık il müdürlüklerinde veya hastanelerde de zaman zaman ilaç ulaştırma gibi böyle hassas konularda bazen tercih edilebiliyor. Orman il müdürlükleri aynı şekilde ormanların sağlığının ve korunması ile ilgili dronları kullanmaya başladığını görüyoruz. Dediğiniz gibi ben de amatör olarak hani başlayıp sonrasında biraz böyle pazarı takip etmeye başladıktan sonra özellikle tarım sektöründe ilaçlama noktasında drone kullanımının çok yaygın olarak başladığını ve firmaların ne kadar bu olaya ilk başta biraz uzak kalsalar da geleneksel yöntemlerle ilaçlama yöntemlerini kullansalar da ilerleyen süreçlerde yenilikçi firmalarla öngörülecek şekilde tabii ki başlayacak şekilde drone üzerinden ilaçlama konusunu değerlendirdiklerini görüyorum, gözlemliyorum ben de. Ve ilerleyen süreçte de daha fazla firmanın, daha fazla vatandaşın bu yöntemi kullanacağını ben kendi şahsıma düşünüyorum.
Ama çiftçilerin de hani geleneksel çalışan vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin de bu yöntemi kullanması çok uzak değil gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında acaba? Zaten uzak değil, içlerindeler artık. Yani dediğimiz gibi biz 2019 Mart ayı itibariyle tarım dronlarımızı Türkiye'de çiftçilere ve tarım işletmecilerinin hizmetine sunmaya başladık. Dronların tarım sektörü için de pek çok avantajı bulunuyor. Özellikle tarım sektöründe kullanılan dronların son 3 yılda çiftçi ve diğer tarım dediğim gibi işletmecilerin işlerini yürütme biçimini de değiştirmiş gözüküyor. Özellikle tarımda kullanılan dronlar ürünlerin fizyolojik olarak inceleyebiliyor. Bitki örtüsü sağlığını izleyebiliyorsunuz. Hastalıklı ve zararlı bitkileri tespit edebiliyorsunuz. Bunların sonucunda da tüm bu tespitlerin ve incelemelerin sonucunda da dronlarla ilaçlama, gübreleme ve tohumlama gibi uygulamaları da yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla tarım sektöründe zaten 2 yıldır biz ürünlerimizi çiftçilerimize buluşturduk ve aktif olarak da kullanıyorlar. Kullanmaya başladılar. Daha da artacak inşallah. Şimdi bu noktada ben birazcık da drone'un kullanan kişiden birazcık bahsetmek isterim. Yani evet drone birçok alanda kullanıyoruz. İşlerimizi de kolaylaştırıyor tarımsal alanda, endüstriyel alanda. Ama bu drone'ları kullanan kişiler nasıl bir eğitim sürecinden geçiyorlar? Sonrasında bu kişilerin işlerde kullanılması adına nasıl bir süreç onları bekliyor? Evet, aslında siz de bahsettiğiniz gibi şimdi bu dronların, insansız hava araçlarının tabii ki de özel bir kullanım durumu var. Nasıl trafikte araçlarımızı kullanıyor iken bir ehliyet alma sorumluluğumuz, yükümlülüğümüz varsa dronlarda da böyle. Sizin de bahsettiğiniz gibi İHA sıfırla başlayan yani hobi ve oyuncak seviyesindeki en küçük kullanımı geçip hani bir üst seviyeye çıktığımızda İHA sıfır ile başlayan bu ehliyet ve hani belge konusu tabii ki tarım dronları içerisinde de geçerli. Şimdi temel olarak burada İHA 1 ehliyeti yeterli oluyor. Bir üst segmenti de İHA 2 dediğimiz ileri seviye İHA ehliyetinden bahsedebiliriz. Tabii şimdi bu iki ehliyetin de bazı gereklilikleri var edinmek için. Bazı eğitim koşullarını sağlamak gerekiyor. İHA 1 ile ilgili olarak 30-36 saatlik bir teori eğitimi uygulanıyor. Teori eğitimi dışında tabii sahada bunların pratik eğitimlerini de biz kursiyerlere veya bu eğitimi alan insanlara uyguluyoruz, gösteriyoruz. Dolayısıyla bu 30 ila 40 saat arası bir yaklaşık tahmini bir eğitim sonrası kullanıcılar, bu araçları kullananlar İHA 1 ehliyetini alabiliyorlar. İHA 2 ehliyeti biraz daha kapsamlı, daha büyük hava araçlarını kullanma durumu oluştuğu için burada biraz daha teori süresi ve pratik uygulama süresi artıyor. 80 saatlere varan bir pratik uygulama eğitim sürecini uyguluyoruz biz. Tabii ki yine sahada pratik uygulamalarımızla birlikte bu cihazları, bu araçları kullanabilecek seviyeye kursiyerlerimizi kavuşturuyoruz ve ehliyetlerini de alacak duruma geliyorlar. Dediğiniz gibi İHA sıfırı hani ben de almış olduğum için çok böyle ufak hobi araçları, dronları, küçük 1 kilolara maksimum 2 kilolara kadar gelebilecek dronlarla aslında çalışmıştık. Onlar üzerinde öğrenmiştik. İHA 1'e geçtiğimiz zaman bildiğim kadarıyla 25 kiloya kadar olan cihazlar oluyor. Onunla ilgili ben hani daha detaylı teknik şeyde size aktarabilirim aslında. Şimdi İHA 1 tabii şimdi İHA 0'la başlayalım. Azami kalkış ağırlığı denen bir kavram var. Tabii cihazların da büyüklüklerine ve boyutlarına ve işlevsel hani kullandığınız alanlara göre tabii cihazların ağırlıkları ve hacimleri de değişiyor. Sivil Havacılık Genel Müdürü'nün belirlemiş olduğu mevzuatta da azami kalkış ağırlığı 500 gram ile 4 kilogram arasında olanlar için İHA 0 eğitimi ve İHA 0 ehliyeti gerekliliği doğuyor. Dediğimiz gibi bu yaklaşık 16 saatlik bir eğitim sürecine tabi. Bir üst level'a geçtiğiniz zaman, bir üst seviyeye geçtiğiniz zaman 4 ila 25 kilo arasındaki cihazları içinde İHA 1 ehliyeti zorunluluğu oluşuyor. Bu da işte 30 ila 40 saat arası, 32, 36, 40 saate varan yani bu minimum 32 saat olacak şekilde bir eğitime tabi oluyorsunuz. En üst seviye İHA 2 dediğimiz ehliyet içinde 25 ila 150 kilo ağırlığındaki artık tamamen profesyonel cihazların kullanımına geçmiş oluyoruz. Burada da 88
90 saatlik bir eğitim sürecine tabi tutuyoruz. Yani temel olarak İHA 0, İHA 1 ve İHA 2 eğitimleri var. Aslında İHA 3 de var ama bu biraz çok fazla ütopik oluyor. Yani 150 kilonun üzerindeki uçurulması artık biraz daha konu farklı bir yerlere geliyor. Şu ana kadar mevzuatta da yok. İHA 2'ye kadar var. Evet, yani sizin kullandığınız, özellikle tarımsal alanda kullandığınız cihazlarda İHA 2 ya da İHA 3 kullanıyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Şöyle, aslında bizim temel olarak iki tip tarım dronumuz var. Bir tanesi 10 litrelik kapasitesi olan, 10 litrelik tankı olan, ilaçlama, gübreleme veya püskürtme, spreyleme kapasitesi olan bir drone modelimiz var. Bunun için İHA 1 ehliyeti yeterli oluyor. Bahsetmiş olduğumuz 4-25 kilogram ağırlığı arasındaki sınır konuşlandığı için İHA 1 ehliyetiyle kullanılabiliyor. Bir de 20 litrelik olan bir modelimiz var. Bu 20 litrelik model içerisinde yine 26 kilogramlara gelen bir sanırım ağırlığı var. Çok şu anda net hatırlayamıyorum ama yani 25 kilonun üzerinde bir cihaz. Bunun içerisinde, bunun içinde İHA 2 eğitimi gerekiyor. İHA 2 ehliyeti gerekiyor. Yani iki tip dronumuz için iki farklı İHA 1 ve İHA 2 ehliyet alınması gerekiyor, sağlanması gerekiyor. Anladım. Peki İHA 3 bahsettiğimiz gibi aslında çok ütopik bir noktada ama ihtiyaca göre İHA 3 kullanımı da mümkün olabilir mi sizce ilerleyen dönemde? Ya şimdi aslında İHA 3 biraz daha hani bizim bildiğimiz o dronların dışında hani daha sabit kanatlı dediğimiz daha profesyonel dikey kalkış yapabilen biraz daha hani endüstrinin içerisinde değil de kamu uygulamalarında işte yangın tespitinde olabilir, güvenlik anlamında olabilir. İşte malum bilinen devletimizin savunma sanayinde kullandığı SİHA'lar var. Yani bu anlamdaki daha profesyonel tarafa geçiyor aslında onlar. Çok fazla uygulanırlığı endüstri içerisinde yani 150 kilonun üzerindeki cihazların uygulanabilirliği tabii ki de olabilir ama çok özel amaçlı, çok özel alanlarda kullanılabilir dediğim gibi. Ben bir de son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz gelişen teknolojiyle birlikte aslında dronlar bahsettiğimiz üzere sadece günlük hayatımızda değil birçok alanda kullanılmaya başlandı. Aynı şekilde askeri alanda da kullanılıyor. Son senelerde, son aylarda diyelim içinde bulunduğumuz bölgede meydana gelen politik bir takım durumlar üzerinde de hani askeri operasyonlarda da dronlar çok aktif ve önemli bir yer tuttu aslında. İlerleyen süreçte de şöyle bir tez var. Savaşların dronlar üzerinden devam edeceği, insansız hava araçları üzerinden yaşanacağı, yapılacağı yönünde bir tez bulunuyor. Siz peki bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya açıkçası bahsettiğiniz konu çok uzak değil. Zaten halihazırda bizim hani bildiğimiz teknoloji boyutu içerisinde bu SİHA'lar özellikle hassas bölgelerde bizim kendi ülkemizi düşünürsek Güneydoğu'da şu anda çok etkin ve verimli şekilde kullanılıyor. Tabii hani bu teknolojide tüm diğer güçlü teknolojilerde olduğu gibi bazı ülkelerin hani önemli payları var işte. Özellikle dünyaya yön veren ülkeler bu teknoloji konusunda gayet üst seviyelere ulaşmış durumdalar. Bildiğiniz teknolojiler oluyor. Bir de tabii bilmediğiniz bazı hani stratejik anlamda ülkelerin hani kullandığı teknolojileri özellikle bu savunma sanayi, askeri alanda kullanılan bu teknolojinin hepsini tabii vakıf olamıyorsunuz ama yakın gelecekte gözüken artık pilotsuz uçakların da bir İHA'ya dönüşüp sahalarda kullanılacağı şeklinde. Zaten bunların testleri bizim bildiğimiz kadarıyla, yani duyduğumuz kadarıyla tabii ki de hani işte bir vatandaşlar olarak bunları bilebildiğimiz kadar, bilebildiğimiz ölçüde diyelim. Bunlar kullanılıyor. Hayalet uçaklarla başladı bu süreç. İşte dronlarla, insan savarı araçlarıyla, SİHA dediğimiz silahlı insan savarı araçlarıyla sahada uygulanıyor. Tabii bunun bir sonraki aşaması da muhtemelen savaş uçaklarının sahada artık tamamen otonom kontrollerle bu tip uygulamalarda, savaşlarda kullanılacağı doğrultusunda göstergeler bu tarafta. Yani pilotlarla kullanılan savaş uçakları yerine artık uzaktan bir kumandayla, uzaktan bir merkezden kontrol edilen, kullanılan ve tabii ki can kaybını da minimum seviyeye düşürecek bir sistemin ben de kullanılacağını düşünüyorum. Bir de piyasadaki öne çıkan ülkelerden bahsettiniz. Bunlar da en azından ilk üçünü sıralarsanız bizim için. Evet. Özellikle tabii dediğimiz gibi stratejik ve savunma sanayinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çok öne çıktığını görüyoruz. Keza yine İngiltere bu anlamda
önemli pozisyonda bulunduğunu söyleyebiliriz. Çin tabii ki de bu işin önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Endüstri alanında ise zaten Çin bir numara. Yani bizim şu anda ilk girişte de bahsettiğim gibi dünya drone pazarının %90'dan fazlasına hakim olan bir markadan bahsediyoruz. DJI'den bahsediyoruz. Bu bahsetmiş olduğum 3 ana drone alanında da consumer, enterprise ve tarım, agras tarafında da çok ciddi bir pazar hakimiyeti olan bir marka. Ve %100 Çin iştirakidir bunlar. Ve %90-92 yaklaşık bir pazar payına sahip bir markadan bahsediyoruz. Ve Çin menşeili. Özellikle endüstri alanında Çinlilerin ciddi bir hakimiyeti söz konusu pazarda. Dolayısıyla Amerika ve Çin bu anlamda dünyayı yine birçok alanda olduğu gibi ciddi rekabet içerisinde olduğunu, drone alanında da rekabet içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Serhan Bey, verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sizin aktarmak istediğiniz son bir şey var mıdır? Ya açıkçası işte bu teknoloji gösteriyor ki bize yakın zaman içerisinde hayatımızda hani girmeye başladı. Bahsettiğimiz gibi endüstride kullanılıyor, haritalamada kullanılıyor, inşaatta, enerjide kullanılıyor, su altında kullanılmaya başladı. Tarımda da özellikle son 2 senede farklı farklı tarım içerisinde de endüstriyel bitki, bahçe bitki, ağaç, meyve gibi alanlarda da ciddi ciddi kullanılmaya başladı. Yakın zamanda gösteriyor ki tarımın içerisinde çok çok daha fazla olacak bu teknoloji. Sağdaki cevaplar da istekler de bu doğrultuda. Yani bizim önümüzdeki çok kısa zaman içerisinde tarım tarafında özellikle drone uygulamalarının akıllı teknolojilerin artacağını ve drone'un da bu işin tepesinde olacağını gösteriyor. Bakalım biz hep beraber göreceğiz. Bakalım, dediğiniz gibi. Çok teşekkürler tekrardan Serhan Bey. Ben de Katılımınız için, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili ICT Medya TV izleyicileri, Mesafeli Röportajlar programımızın bu bölümünün de sonuna geldik. Bölümümüzde Drone Market Genel Müdürü Serhan Yaldız'ı ağırladık. Kendisi bizlere oldukça kıymetli, değerli bilgileri aktardı. Bir kez daha buradan teşekkür ediyoruz. Programımızın bir sonraki bölümünde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.